Evet. Atılıyor. Beş parmak dağlara aşılamıyor. Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e Sur'u da girdi diyor odasına. Radyodan haber geldi. Efendi Hazretleri beş parmak dağlara aşılamıyor. Efendi Hazretlerimiz dedi ben odaya giriyorum kimseyi sokmayın. Efendi Hazretleri odada. Bir girdi diyor. Efendi Hazretleri bastonu almış camdan uzatmış duruyor böyle. Aradan bir yarım saat geçti diyor. Efendi Hazretleri çıktı. Dedi ki üstü başı kanter içinde. Ben dedi eve gidiyorum. Bana haber edersiniz. Diyorlar ki Efendi Hazretleri İsmail Ağa kapısından çıktı. Radyoda anons edildi. Beş parmak dağlara aşıldı. Ya sana da mı mana da mı diyor mübarek kapıdaki adam görevli diyor ki kimseyi Cübbeli'ye sokmayın geldi diyordu ben sıra. Şimdi şimdi. bu arkadaşı Bilelim ben tanımıyorum ne da. yapayım hadi be Şimdi dedi falan. Cübbeli. O da şey sert adam. Daha onu durduramadı ki açtı kapıyı. Efendi mübarek yatakta böyle mevzilenmiş bastonuyla böyle mevzide duruyor. Ya kim dedi yani bir şeyi bozdu artık o giren. Dedi Bilal dedi gel o zaman geldin gel dedi yani. Neyse. Açtın kapıyı artık be. Kıbrıs harekatında değil mi? Anlatılıyor. Beş... Evet, şimdi kısaca ben de özetleyeyim. Belki doğru düzgün anlaşılmadı. Sese kısmak zorunda kaldım. Çok gürültü çıkarıyor çünkü sesleri. Tanımadığım o arkadaş gene cübbeli hesabı. İsmail Ağa cemaatinin simasına benziyor zaten. Bakın şunu söyleyeyim. Ben İsmail cemaatinin yanında 4 sene oturdum. Camilerinde namaz kıldım. Yani bir özel bir husumetim falan yok. Yani hiç kimseye yok aslında. Özel bir husumetim ben. Evet. Yani iftira falan atmak gibi de bir derdim yok. Ben iftiraya hayatım boyunca çok muhatap oldum. Allah'a şükür hiçbir de bir halt yemediler. Attıkları tuttukları kendilerinin kesesine kaldı gitti. Şimdi bu iftira değil, kendilerinin sesi. Tanımadığım bir arkadaşı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda efendim beş parmak dağları aşılamıyormuş. Aşılamayınca işte bunların Kıddise Sur ruhları var ya işte ne demekse tercüme etmeyeceğim. Merak eden Google teyzeye sorsun. Kıddise Sur ruhu ne demekse oradan öğrenin. Eline bastonu almış. İsmail Ağa cemaatinin üst katında bir odası var mı? Odasının penceresinden ateş etmiş bastonla. Artık nasıl ettiyse. Şimdi biz çocukken 5-6 yaşlarında, 4-5 yaşlarında böyle ağaç dallarını tabanca gibi olanlarını yapardık. Birbirimize küf küf derdik yani. Herhalde bunların kavsu da öyle yapmıştır. Küf küf etmiştir buradan. Birbirimizi vururduk çocuklarla. Maraş'ta oynanır bu. Efendim. Şimdi değerli arkadaşlar. O bitirdi öbürü de başladı Çeçenistan meselesine. Öbürü de Çeçenistan'a küf küf etmiş bastonla. Peki şimdi küf küf edecek Gavs mı kalmadı? Hamaslara yardım edecek yani gidip küf küf edip şöyle birkaç tane İsrail uçağı düşürseler de efendim şöyle bir iki tokat atsalar o katliamcıları olmuyor mu yani? Kalmadı mı? Gavs mı yok yoksa piyasada? Bilmiyorum yani öldü onların şeyi. Kıddüs'e sur ruhları öldü. Menzildeki de öldü geçenlerde. Onun yerine oturan da Gavs. Peki bunlar niye müdahale etmiyorlar? Yani Hamas savaşı zaten kazanacak. Allah'ın izniyle kesin. Ama Hamas savaşı kazanınca biz gittik küf küf mü ettik diyecekler. Şimdi denedin de milletin biraz yüreğe olsun kardeşim. Biraz ferahlayalım. Gavslar gitti diyelim. Evliya Allah'lar hep orada diyelim. Atlılar, yayalar, uçanlar, kaçanlar neredesiniz? Böyle bol keseden atıp tutuyorsunuz. Çeçenistan'a yardım etti de ne oldu? Çeçenler savaşı mı kazandılar? Sanki. Kıbrıs Barış Harekatı'nda beş parmak dağları aşılamıyormuş. Hemen içeri girmiş. 5 dakika sonra çıkmış haber gelmiş. Beş parmak dağları aşıldı. Lan sen 5 dakikada şeyin tepesine yürüyerek aşamazsın be. Ne onu alıp. Şeyden Fatih'e çıkamazsın 5 dakikada. Ama işte yalan. Bu tasavvufçuların yalanı bitmez. Kendi kavslarını övmek için. Şimdi öldü geçenlerde menzil şeyi. Şimdi bir sürü videosu dolaşıyor. Böyle ağır çekimler de almışlar. İlahiler eşliğinde, şiirler eşliğinde.
Kendisi de böyle kameraya bakıyor arada bir. Kesinlikle her birisinde de bakıyor. Ben belki 20 tane farklısını izledim. Ne bu sağırken niye yoktu böyle bir şey de? Şimdi ölünce mi ortaya çıktı? Beni yıllardır takip edenler bilirler. Ben yıllar önce şunu söyledim. Mevcut gelen o tahta oturan taht orası zaten. Kavs tahtı. Kendini övmez. Bir öncekini över. Buna dikkat edin. Kendini övmez. Kendi ölünce de geline gelen onu över. Hep birbirlerini öldükten sonra yüceltirler. Hani bunlar ölünce daha güçleniyorlardı. Kınından çıkmış kılıç gibi oluyorlardı. Arkalı önünde kesiyorlardı, biçiyorlardı. Ne oldu? Ne oluyor yani? Hamas'ta göremiyoruz. Gazze'de göremiyoruz. Ya sizin Kavs'ınız, Kassam tuvaylarındaki bir o tanka koşarak gidip bomba yerleştiren o mücahidin tırnağı olamaz tırnağı. Beni konuşturmayın zorla. Allah'a emanetsiniz.